Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Etem Dermanla birlikte izine hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Astronomide haftanın olaylarını konuşmaya devam ediyoruz. Geçen haftadan bu hafta arasında neler oldu? Çok şeyler oluyor da e, yani hangilerini anlatacağız, hangilerinin üzerinde konuşacağız diye aslında epey düşünüyorum. Evet. Böyle listeler çıkartıyorum. Gerçekten ee, uzun bir liste var önünüzde. Mesela bir astronomi şeyle başlayalım. Ondan sonra uzaya geçmek zorunda. Çünkü uzayda çok hareketlilik var bugünlerde. E, bu kırmızı öte bölgede gözümüzün görmediği bölgedir. O uzun dalga boyunda deriz. Kırmızıdan daha sonraki dalga boylarında e, ışınlar yeryüzüne gelmezler en az bir 20 kilometre yukarıya çıkmanız lazım ki onu gözleyebilirsiniz. Onun için uydudan gözlem yaparlar. Fakat bunun için NASA son zamanlarda NASA ile Almanya beraber ortak bir proje geliştirdiler. Bir büyük Boeing uçağının üzerine bir teleskop koydular. şeyin uçağın üzerinde bir açılıyor kapatlar ve teleskopla gökyüzüne bakıyorlar. Teleskop uçarken onlar gözlem yapıyorlar kırmızı ötesi bölgede. 20 kilometreye kadar çıkıyor uçak. Biliyorsunuz normal uçaklar 10 kilometreye kadar çıkar. Evet. Normal giderler. Bu 20 kilometreye kadar çıkıyor. Dolayısıyla kırmızı öte ışınları soğuran katmandan daha yukarı çıktıkları için gayet güzel gözlem yapıyorlar ve bunu ilk denemesini yaptılar. Çok güzel gerçekten görüntüler elde ettiler. Bunları devam edecekler. Projenin adı Sofia bunu tabii İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. Bu kısaltma Amerikalılar çok kullanır. Ee, bunu söyledikten sonra bu yani elde edilen fotoğraflarda gene işte yeni yıldız oluşum bölgelerine bakıyorlar. Bunlara ee, yıldız doğum evleri diyoruz. Do Orada yeni yeni yıldızlar doğuyor, çocukların doğduğu gibi. Allah'ın doğum evi. Orada yeni yeni yıldızlar doğuyor, etrafındaki tozları falan topluyorlar, yıldız oluyorlar. Daha sonra biz onları tek tek yıldız olarak görüyoruz, ama böyle şimdi bulutun içerisinde embriyoları görüyoruz. Embriyo Aslında derlerdi bunları, değil mi? Evet. Hı. Bunları görebilmek hakikaten e, yani. Zor ama görünce de tanıyabilmek zor değil mi? Şimdi sürekli bakmak lazım o değişimi görmek için. İmkan yok. Yani e, o değişimi biz göremiyoruz. Ama neyi görüyoruz? Yeni oluşan yıldızları görüyoruz. Orta yaşta yıldızları görüyoruz. Yaşlı yıldızları görüyoruz. Aa diyoruz. Demek ki süreç evrim böyle sürüyor diyoruz. Yoksa geçen hafta anlattığımız hani gezegeni yutan yıldız vardı. Evet. Sanki gezegeni yutacak bitecek gibi diyorduk değil mi? E, yani gelen bilgi de vardı. Ancak 10 milyon yıl sonra o gezegen tükenecek diyor. diyor. Evet öyle söylemiştiniz. Evet 10 milyon. Yani bakıyoruz ya yiyor. Gezegenini yiyor ama hemen yiyip de bitirmiyor. Mesela genellikle gençler şeyi zanneder. Işte Karadeyler yutuyor. Her şeyi yutuyor. Hayır. Evet öyle düşünüyorum. Yutma öyle değildir. Yani yutma bir süreçtir. Uzun yıllar süren bir süreçtir. Evvela kara deliğin çevresinde bir disk oluşur, o diskten madde yavaş yavaş akar falan gibi ve uzun süreçler gerekiyor. Dolayısıyla astronomide bir şeye baktığınız zaman onun bir yıldıza bakarak onun doğduğunu, onun geliştiğini, ondan sonra yaşadığını, öldüğünü bir yıldızda görmenize imkan yok. Çünkü işte milyar yıl mertebesinde sürüyor. Ama parça parça sınıflayarak baktığınız zaman evrimlerinin nasıl olduğunu anlıyorsunuz. Biraz da uzaydan bahsedelim. Ee, bu Mars 500 projesi onu da geçen hafta söz etmiştim. Ondan yine e, tekrar güzel bir haber geldi. Ben başladı zannediyordum eğer 3 Haziran'da. Yani bugün başlamış. İşte 3 Rus, 1 Çinli, 1 İtalyan, bir Fransız, 6 kişi odada hani 520 gün. bir şey odada evet, gibi gibi <laughs> evet. 520 gün. Ama çok ilginç bir şey hazırlamışlar, modül hazırlamışlar diyeyim. Aynı uzaydaki ortamı yaratıyorlar orada. Dolayısıyla yerde değil uzayda gidiyormuş gibi. Ne bileyim o işte e, zararlı ışınlar veriyorlar. 10 günde bir yıkanmaları gerekiyor. Çünkü uzayda öyle. Su olmadığı için suyu mümkün olduğu kadar az kullanabilmek için 10 günde bir yıkanacaklar. Ve 3 Haziran bugün başladı. Bu 6 tane güya astronot. Bir evde 520 gün kadar kalacaklar. Bakalım kalabilecekler. Ama bunun yani... üzerinde yani birçok medikal e, birimler inceleme yapıyor. Almanlar, Ruslar hepsi bu olayın üzerinde yani iyi de para harcanıyor. Birçok inceleme, birçok açıdan o 6 kişinin yaşamını kontrol edecekler. Peki bu 6 kişi 520 20 gün. 20 gün kalacak. Daha sonra eğer başarılırsa bu iş, hakikaten Hı -hı. başarılarsa daha daha yeni başlamış çünkü. Bu kişiler 520 gün daha mı gidip, yani Yok, gidecekler yani mi? Gitmeyecekler. Bunlar evet. gönüllüler. Bu 6 kişi bir şekilde insan davranışını, insan psikolojisini incelemek için bu modülün içerisine sokuyorlar. İnsan psikolojisi anlamak için yani işte birinin şey düşünce... Ama bir işe yarasın diye yani işte gerektiğinde 520 ortaya gün... ortaya çıkacak problemler her zaman çıkacak problemler. O problemlerin ne olduğuna bakıyorlar. İnsanlar önemli değil onlar için. Evet. Buradan ne çıkıyor. Tabii, tabii. E, ortaya çıkacak e, problemler neler olduğuna bakıyorlar. Başka bir bu, bu projenin de Mars 500 diye geçiyor yine Alman yani ESA Avrupa Uzay Ajansı ile Rusya Çin ortak hazırlıyorlar bunun üzerinde çok eğiliyorlar. Bu uzay istasyonu çok önemli birçok orada deney yapılıyor bu deneylerin sonucunda bilgi almaya çalışıyorlar dolayısıyla orada aldıkları bilgi yeryüzünde uygulamaya çalışıyorlar bunun sahipleri uzay istasyonu sahipleri başta Amerika Birleşik Devletleri NASA Rusya Avrupa Uzay Ajansı ESA Kanada, Japonya ve Brezilya'ydı bugüne kadar. Çin şimdi ortak olmak istiyor projeye. Yani bu ülkelerin işbirliğiyle belli bütçelerle ortak alınıyor bu şey. Çin diyor ki istasyonun şimdi yapımı da bitti ya ben de diyor ortak olmak istiyorum diyor. Ne kadar şey varsa yatırmak istiyorsam yatırırım diyor bunu hesabına çıkartın diyor. Avrupa Uzay Ajansı hemen kabul etti. Tamam dedi ama dedi diğer ortak üyelerinde dedi. Bu konuda fikirlerini soralım dedi. Bu haber niye önemli? Bu haber Çinlilerin her konuda ne kadar ilerlediğini tipik bir örneği. Artık onlar da kendi uzay araçlarını atıyorlar. Kendi astronotlarını gönderdiler. Taykonot diyorlar da evet, ya, evet, hatırladım. uzaya gönderdikleri insanlara. Onlar ilerledi ama Uz uzun süre kalarak uzay istasyonunda kendi deneylerini yapmak istiyorlar. Son bir konuda yine Amerikalılar bir uzay aracı fırlattılar. Uzay aracının adına X-37B dediler. Hani e, yapılmayacaktı bu tarz harcamalar? Ee, bu hazır olan bir şey miydi? Amerika'nın hava kuvvetlerinin uzay aracı zamanında evet. verilmiş 1997'den bu yana ilerleyen bir projeymiş. Peki bunun isminin bir önemi var mı? İsminin önemi yok ama başka şeylerin önemi var. Bu uzay aracıyla ilgili hiçbir bilgiyi sızdırmıyor Amerikalılar. Çok sır, gizli bir bilgi. Ama ilginç bir şey. Amatör astronomlar yerden baktıklarında bunu fotoğraflarını çekiyorlar. Yörüngesini saptıyorlar. Gizli değil demek ki. Ama yani aracın ne olduğu ne belli. Oldu, evet. Nihayet onun sonucunda biraz bilgi aktardı Amerikalılar. Bu hafta aktardılar o bilgiyi de. Bu bir casus uzay aracı. Öyle bir casus uzay aracı ki atıyorlar yaklaşık 270 gün falan uzayda kalabiliyor. Pilotsuz. Pilotsuz. Ve otomatikman kendisi tekrar yeryüzüne iniyor ve hızla tekrar kullanılabilir hale geliyor. Yani tekrar tekrar uzaya gidebilecek bir casus uzay aracı. Şimdi buna niye gerek var? Yani birçok uzayda şey casus uyduları var. Bir sensör yerleştiriyorlar. İşte ne bileyim fotoğrafını çekeceklerse o son teknolojiyi yerleştiriyorlar. O uzay aracı işte 20 gün, 30 gün, 1 ay mümkün olduğu kadar yere yakın döndükleri için yaşam süreleri fazla değildir. Yerdeki göz ediyorlar. Bu filmlerde görüyoruz ya güzel Google haritalarından şey yapıyorlar ama öyle çekiyorlar falan. Ondan sonra uydu düşüyor, ölüyor, yok oluyor. Şimdi bu uzay aracının en büyük önemli şey bir sensörü yerleştirecekler. İlk 3 ay dolaşacak, 4 ay dolaşacak. Ondan sonra gelecek hemen sensörü daha yeni teknolojiyle değiştirip tekrar gönderebilecekler. Dolayısıyla o bakımdan çok ilginç. Şey uzay mekiğine çok benziyor. Onun için mini uzay mekiği falan adını da veriyorlar. Yörüngesi de hemen hemen uzay istasyonunun biraz üzerinde 410 kilometre yukarıda yeryüzünden. Onu da amatörler tespit ettiler. Kilometre mertebesinde doğru. Önemli olan pilotsuz gidiyor. işini yapıyor. Her an içindeki aletleri değiştirme olanağı var. Ve Hava kuvvetlerinin çok önemli bir uzay aracı olacak ama bunun sonucunda daha ileride düşündükleri başka şeyler de var tabi. ileride bu uzay aracının başka uyduları yörüngeye koyabileceğini de ileri sürüyorlar. Olabilir tabi. Tabii çok evet. ilginç o açıdan da. Evet, Hakikaten e, dünyayı izleyebilmek belki e, atmosferi izleyebilmek açısından e, güzel bir çalışma evet. belki. Zamanımız var. Zamanımız e, aslında belki bir dakikamız var. o Yok bir dakika çünkü biraz da uzaya giden astronotların hastalan, e, hastalıklarından bahsedecektim. Uzay hastalıklarından evet. onu daha onu da sonra, sonra evet. ele alalım. Çok teşekkür ediyoruz Rica efendim ederim. geldiğiniz için.